sayı vererek Sayın Kılıçdaroğlu 104 bin kamudan çıkartılan devlet görevlilerinin tekrar içeri alınması. Kim bu 104 bin kişi? FETÖ'cüler, PKK'lılar. Yani Türkiye bir temizlik yapıyor. Gladio'dan, Amerikan Gladio'sundan kurtuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi o temizliğe karşı 104 bin gibi çok yüksek bir rakam bu kamudan görevlerine son verilenlerin sayısı. Ve o 104 bin kişiyi sayı vererek Sayın Kılıçdaroğlu geri alacağız diyor. Ve bu devam etti. Ve ondan sonra da mağdurlara dayanarak bir iktidar projesi yürütüyoruz dediler. Yani Türkiye'de mağdur olan bir tek FETÖ'cülerle PKK var. Onun dışında bir mağdur kalmadı. Yani Silivri duvarlarını yıktık biz ve ondan sonra onun içine kim atıldı? FETÖ atıldı, PKK atıldı. Verilen Adalet Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre 30 bin FETÖ, 20 bin PKK mensubu, efendim binin üzerinde IŞİD ve diğerleri falan. Yani burada mağdurların hepsi PKK ve FETÖ'cüler. Şimdi devamlı onlara dayanarak bir iktidar projesinden söz ediliyor. Seçimde de hep şuna oturtuldu. Yan yana mı yaşayacağız Kürtlerle? Yani ben kendi ifademle değil de Muharrem İnce'ye atfen söylüyorum. Muharrem İnce Bey, Sayın Muharrem İnce şunu söyledi. Artık biz halka soracağız. Kürtlerle birlikte mi yaşayacağız? Yan yana mı yaşayacağız, ayrı ayrı mı yaşayacağız, bir referandum yapacağız falan şeklindeki kırmızı çizgileri Kürt sorununda kaldırıyoruz diye Financial Times'a şey yaptı, beyan röportaj verdi. Yani bütün bunlara toplam olarak baktığımız zaman işte ziyaretler Edirne cezaevine, bize Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri yıllarca Silivri'de kaldık. Yani birçoğu benim arkadaşım, dostum olduğu halde ailemizi bile aramadılar. Şimdi böyle hatta cezaevi ziyaretinde ta Diyarbakır'a gidip işte aileleriyle görüşmeler vesaire falan. Yani çok açık bir şekilde bir HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında, tabii HDP olunca o PKK demektir, bir beraberlik gözüküyor. Bunu Tayyip Erdoğan da söylüyor ve görüyorsa bir gerçek görüyor. Yani Tayyip Erdoğan o gerçeği görüyor diye biz gözlerimizi kapayıp görmemezlik edemeyiz. Bunu toplum da gördü zaten. Oylara da yansıdı. Yani şöyle yansıdı. Bakın bence en önemlisi o. Yani bütün bu kanıtların hepsini bir kenara atıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkça HDP'nin barajı geçmesi için, yani PKK'nın meclise girmesi için bir yüklenme yaptığını hem oy sonuçları gösteriyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın aldığı oylarla HDP'nin meclis milletvekili seçiminde aldığı oylar arasındaki fark, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüklenmesi. Tek tek sandıklarda da bunları görüyoruz. Bir de açık propagandada da HDP'yi meclise sokacağız.